Genelde Kur'an'daki işte tabiatın ve hayvanları bize musahhar kılındığını ifade eden ayetler nazara verilerek insan tabiat ilişkisini insan merkezli ve tabiatı nesneleştiren bir anlayışı destekleyen bir söylem de var bugün. Burada şunu hemen söylememiz gerekiyor. Kur'an'daki işte bu bahsettiğimiz bu tarz ayetleri aynı zamanda tabiat hadiselerinin insanları helak ettiğini anlatan ve bundan dolayı bir sürü yeryüzünden kavmin silindiğini söyleyen ayetlerle birlikte okumak gerekir. Şimdi bunların ikisini birlikte mütalaa ettiğimizde şunu görüyoruz. Ne sen tabiata hakimsin, efendisisin, egemenisin ne de tabiat senin hakimin, egemenin. Siz ikiniz kardeşsiniz, bir bütünün parçalarısınız. Yani İnsanla tabiat bir ekosistem oluşturuyor. Şimdi bu ayetleri bu şekilde düşündüğümüzde yani Kur'an'la özne nesne, etken edilgen ilişkisi değil de bir yatay ilişkinin emredilmiş olduğunu e, anlayabiliriz. Eğer bu şekilde okunursa insanın doğadan faydalanacağını ve doğanın bir parçası olduğunu hissedeceğini anlıyoruz. Aksi takdirde yani bu iki ayetleri karşılıklı olarak okuduğumuzda demek ki doğa senin felaketin de olabilir. Sana egemen olur, seni yok eder, mahveder. Çünkü Doğa insansız varlığını sürdürebiliyor ama insan doğasız varlığını sürdüremiyor. Yani inek sana hizmet ediyor, sütünü alıyorsun icabında ama sen de ineğe hizmet ediyorsun. Onu doyurmak için e, bir yıl boyunca tarlada ot, ot biçiyorsun yani. Sen onu yedirmek için hizmet ediyorsun, o da sana hizmet ediyor. Yani insana hizmet etmesinin böyle karşılıklı bir tarafı var yani. Sen de ona hizmet ediyorsun, o da sana hizmet ediyor. Bu şekildedir yani. Peygamber Efendimiz'in hayvana eziyet edene lanet ettiğine dair, edileceğine dair hadis-i şerifleri var. Doğayı korumamız gerektiğine, efendim nehirde, denizin kenarında da olsak suyu israf etmememiz gerektiğine dair hadis-i şerifleri de bu bağlamda zikredilebilir. Yani bu hadis-i şeriflere bakarak şunu söyleyebiliriz, İslam yeryüzündeki bütün ahlaki mülahazaların üstünde en evrensel yine çevre kaidelerini, kurallarını, ahlak normlarını yerleştirmiş sistemdir, dindir,